Şimdi sıradaki haberimiz AFAD'la alakalı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma Planı koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, kış ve baharın ilk ayında yoğun kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Bilmez, bölgede çığ risklerinin de devam ettiğini hatırlattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Risk Azaltma Planı koordinasyon toplantısı yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, kış ve baharın ilk ayında yoğun kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesinden kaynaklı taşkınların yaşanabileceğini ifade eden Vali Bilmez, bölgede çığ riskinin de devam ettiğini hatırlattı. Daha sonra AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Türkiye Afet Müdahale Planı'na ilişkin bir sunum yaptı. Körpeş, sunumunda alınan yeni kararlarla ilgili bilgiler aktardı. Toplantı, kurumların Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılması gereken görevleri hatırlatarak karşılıklı soru cevapla son buldu. Evet, sevgili seyirciler, şimdi kısa başlıklarla derlediğimiz haber turumuz var. Birlikte izliyoruz. Van'ın Özalp Kaymakamı Mehmet Emin Nasır, ilçede düzenlenen OSES Özalp ses yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Van'ın Çatak ilçesinde açılan yöresel kilim dokuma kursunda yapılan kilimlerin kesimi, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve eşi Burcu Akbulut tarafından gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit ilçesinde bulunan Kocaeli Dostluk Parkı'nda süren bakım, onarım çalışmalarını inceledi. Van'ın Bahçesaray Belediyesi bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları yıkayarak temizlemeye başladı. Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cevdet Çiçek, çocukluk hayali olan tamir atölyesini gerçeğe dönüştürdü. MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi Çatak ilçesini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Eğitimciler Birliği Sendikası Çatak Temsilciliği tarafından tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Ramazan alışverişlerinin bakkallar ve yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu. Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası masa tenisi turnuvası sona erdi. Van'ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kodlama, robotik ve sistem atölyesi projesi bünyesinde gerçekleştirilen kodla Muradiye eğitimine katılan öğrencilere başarı belgesi verildi. Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Vanlılarla buluşturup 11 ayın Sultanı Ramazan'a özel bir program düzenleyecek.